Göktuğ. Evet. Aykut. Aytu. Akarlar. Hı hı. Üç kişi misiniz, bir kişi misiniz siz? Bir kişiyim ben. Ya arkadaşım, sevgili Göktuğ, bu evet. Nasıl geri dönüşsün ya? Çocuk buraya tıp dilinde miksiyon diyoruz. Küçük abdestini evet. Yapmış. Hı hı. Peki bunu alacaksın, çöpe atacaksın. Yani şimdi bunu nasıl geri dönüşebilir ki Göktuğ? Şöyle anlatayım. İçinde bir klostromi torbası var. Hastalarda kullanılan bu torba. Ne torbası? Klostromi. Hı. O torba şu içinde doluyor tuvaletini yaptığı zaman, idrarını yaptığı zaman. Sonra anne ihtiyaç hissettiğimi açıyor, boşaltıyor, gidiyor. Ya bu kadar basit vatan yani. Yani. Tamam, bir daha uygulamalı gösterelim. Şimdi bebeğimiz... Tamam, bebeğimiz... Lütfen sevgili izleyenler, bunu evde deneyemeyiniz. Şöyle göster, ama ekrana göstermen lazım şöyle. Çok... Bebeğimiz, değil mi? Tuvaletini yaptı. Evet, küçük tuvaletini yaptı. Sonra o gidecek şu torbaya. Torba da emiyor onu. Evet. Evet, şöyle bir göster, ekranı da göster, izleyenler de görsün. Şöyle torba göster. Onu iyice emecek. Evet. Sonra şuradaki klostromi torbasına dolacak o. Hatta evet. Yavaş yavaş doldu bile. Onu da boşaltacağız. İsterseniz buraya bir boşalt bakalım, dök bakalım. Ne kadar yeterli su geldi mi bilmiyorum. Şöyle ama nerede boşaldığını da görelim. Ha, şunu göstererek şu. Hı hı. Boşalt. Ben biraz daha su dökeyim isterseniz. Az yeter, kalmış olabilir. Bayağı şöyle. 6 aylık bir bebek günde kaç kez bu işlemi yapar? Ya. Onu bilmiyorum da yani hangisini yapacağı da belli değildir bebeğin. Yani peki 2 numara olursa ne olacak? Yani 1 numara tamam da 2 numara olursa hani... Büyük. O zaman şöyle olacak, mecbur bez değişmesi lazım. Yani onu hem anne temizleyemez, hem ona uygun bez yapılması da zor olur. Ama günde ortalama 5 defa bebek bez değiştiriyor. Onun yerine günde 2 defa değiştirecek. Günde ortalama 5 defa mı oluyor bu iş? Evet, sağlıklı olması için. Eğer çeşitli rahatsızlıklar olursa 10-12'ye de çıkabiliyor. Biz her ne kadar çocuk bezinde Türkiye üretici olsa da, üretilen çocuk bezinin bütün ham maddesini ithal ediyoruz. Öncelikle bu çok önemli. İkincisi çevre için çok önemli. En büyük kirletici, çevre kirleticisi. Çünkü geri dönüşümsüz bir kir bu. Buna bir çözüm getirmesin. İnşallah bu ileriki safhalarda çok daha iyi başarılar imza atar, gelişir. Müthiş bir şey. Zaten şöyle bir olay var. Türkiye'de %25'i bunların hazır yemek artıkları, yemek ve hazır yemek artıkları. %30'u polisteren köpükler. Tekrar %25'te kağıtlar oluyor. Kalan %20'sinin çoğunluğunu da bebek bezleri kirletiyor. Evet. Ve sadece katı olarak hani kirletmekle kalmayıp aynı zamanda metan gazı yayıyor bu bezler. Evet. Ve o da küresel ısınmaya sebebiyet veriyor. Kesinlikle. O da canlı yaşam. Müthiş. Ya dikkatimi bir şey çekti. Her sahneye çıkan genç girişimci ev ödevini harika çalışmış. Evet. Araştırmalar, internetten ve bu literatürden bayağı araştırmalar yapmışlar. Ben gerçekten büyük bir şaşkınlık içindeyim. Yani büyükleri bu kadar çalışmıyor. Çalışmıyorlar, doğru. Yani yapımcımız Fuat Sami'den isyan duyurulur. Büyükler bile bu kadar ev ödevini. Şey anlatıyor. Büyük ne kadar güzel. Çalışmıyor. Hayır, büyük resmi iyi çok... görerek geliyorlar. Yani hakikaten iyi çalışmışlar. Ona hiç evet, şey tabii ki böyle bir şey hayata geçmeyebilir. Ama bir fikir farkı, bir fark yaratmak adına önemli. Yani mesela recycling, yani bu geri dönüşüm adı altında bir sürü istatistik biliyor yani arkadaşımız. Peki o suyu emdikten sonra hiç kalmıyor değil mi? Islaklık kalmıyor içeride. Yani bebek böyle çok etrafa dağılmadan yapmayacağı için genelde hani kız ve erkeğe göre de tabii şey olacak onun, eğer seri üretime geçilirse. Oradan emecek. Evet, emecek o kısmı. Zaten... Yani sabahleyin bir kez bağladık mı akşama kadar çocuğumuz pişik evet. Olmadan 4 kez 5 kez. Ama numara 1 için, numara 2 için değil. Numara 2 oldu mu atlar karıştı. Evet. Peki geri dönüşümle ilgili proje neler? Mesela geri dönüşümde biliyoruz ki yakılıyor tüm atıklar ve çöpler ve bu yanmadan elde edilen bir enerji var ve evet. O enerji kullanılıyor. Bununla ilgili bir yani bu... Ha, bu bezin mi geri dönüşümle ilgili? Evet. Aslında bu bez bir bez fiyatına 5 tane bezi geri dönüştürmüş gibi yapıyor. Nasıl daha oluyor? Az kullanım. Daha oluyor. Az kullanım sağlıyor. Yani siz gidip eve bir paketi bir ayda da bitirebilirsiniz ama bir paketi 2 günde de bitirebilirsiniz. Peki hijyen?
bu torba çıkabiliyor. O yüzden hem klostromi torbası olduğu görelim için... Görelim o torbayı, çıkar bakalım. Şöyle. Peki bu nasıl emiyor bu torba? Bir göster, ekrana doğru göster. Şöyle, bu bebek tuvaletini yaptığı zaman burada toplanıyor hepsi. Alttan bu emmiyor. Bebek bezi şu kısmı emiyor. Oradan, oradan damlıyor. Bu kısım doluyor içi. Hatta şurada özel kanalları var onların. Tekrar bebek ters döndüğü zaman gitmesin diye. Yere damlıyor ben. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Sevgili Göktuğ, sen büyüyünce ne olacaksın? Ben mühendislik düşünüyorum. Ve ondan sonra da siyasete atılmayı düşünüyorum. Siyasete atılmayı düşünüyorsun. Çok net geldi. Peki ne yapacaksın siyasete atılarak? Yani milletvekili tarzı yetkili olmak istiyorum. Çünkü niye politika okumuyorsun da mühendis, ilk önce mühendis olup ondan sonra politikaya giriyorsun? Direkt politika oku. Siyaset bilimleri oku. Çünkü mühendis, bir mühendis milletvekili olması hem Türkiye'nin çeşitli yapı inşaatı bakımından hem de yapı değil de direkt elektronik açısından ilerlemesini sağlayacak. Yani önce mühendise sonra siyasetçi. Bilimle siyaseti birleştirecekmiş. Analitik çözüm getireceğim ben diyor yani. Evet. Sadece laf etmeyeceğim, çözeceğim ben diyor. Peki yani süper. Başbakan olmak... Hedefim en büyük hedeflerden bir tanesi. Bunu söyleyebiliyor musun? Aferin. Evet yani Cumhurbaşkanı olabilirim mesela. Neden olmasın? Neden olmasın? Göktürk Aytu işte bu kadar zeki, işte bu kadar mütevazı ama bu kadar hedefleri, idealleri olan vizyonist bir genç. Önergen. şarkı söyletmiyoruz özellikle ona çünkü okay. Ses biraz değil mi? Yani şu aralar biraz ses telleri büyümekle meşgul. Ne söyleyeceksiniz? Özgür bir şeyler ekle lütfen. Yani böyle bir projeyi yani sen düşünebilir miydin? Ya bana şey çok ilginç geldi. Ben bugüne kadar hiç ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyen bir çocuk denk gelmemişti. O yüzden tebrik ediyorum. Yani bu onun için çok yapılabilir bir şey. Yani onun enerjisi ve zekası bunun çok ötesinde bir şey. Ama cumhurbaşkanı olması beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Değil mi? Evet. Ne istediğini hiç duymamıştım ben daha önce cumhurbaşkanı olmak istiyorum her diyen birini. Her şeyin bir ilki var. Evet. Her şeyin bilgi var. Ben geçenlerde duydum. Dedim ki ne olacaksın Bürcü dedim. F1 pilotu olacağım dedi. Formula 1. Yani normal uçak pilotu değil. F1 pilotu olacağım dedi. Yarışçı olacakmış yani. Onu izliyor demek ki. Özeniyor onu. İşte peki, öyle. Peki var. Geleceğin Cumhurbaşkanı 23 Nisan mesajını nasıl verecek? Evet. Şimdi evet, başladık. Tüm sahne evet. Senin. Hadi bakalım. Sözlü başladı. Hatta anonsun da var. O zaman dur. Hakikaten bak. Şimdi geleceğin Cumhurbaşkanı nasıl anonsun? Sevgili izleyenler, değerli konuklar. İşte geleceğin Cumhurbaşkanı adayı. sevgili Göktürk Aytu mesajıyla sizlerle. Ya 23 Nisan'da her zaman olduğu gibi herkesin bir günü var. Anneler günü, babalar günü, işte işçiler günü. Ama yani çocuklar zaten bir ülkenin geleceği olduğu için onların günleri olmazsa ülkenin neden bir geleceği olması için bir yatırım yapılabilsin ki? Hani futbolda bile ön yapıları var. Hani önden çocukları yetiştiriyorlar. O çocukların günü de onlara en azından bir cesaret veriyor. İşte sen bunu yapabilirsin ya da yapmalısın tarzından bir cesaret veriyor. O yüzden 23 Nisan her çocuğun eğlenebileceği ve cesaretleneceği bir gün olmasını diliyorum. Tüm çocuklara da başarılar diliyorum. Bravo! Bravo! Allah bravo! Bravo! Bravo. Harika. Sen buna çalışmış mıydın? Yok. İlk defa. Bir anda spontane yani bir söyledin. İlk abi, defa karşılaştım. Sözlüğe kalktık hocam. Maşallah ya. Elini sıkmak isterdim ama malum biraz hangi okulda işler biraz okuyorsun? Karışık. Yani Göktürk hangi okulda okuyorsun? Boğaziçi Sar Eğitim Kurumları. Son bir şey de söylemek istiyorum. Beni buraya kadar getiren anneme, babama, ablama ve teyzeme çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten de bu programa katılmamı sağlayan okuluma ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. Ah, ne diyebiliriz ki? İşte gelecek bu kadar zeki, bu kadar girişimci, bu kadar güzel yüreklere emanet. Tebrik ediyoruz seni. Göktürk, Aytu, Akkarlar. Bu sefer doğru söyledik. Evet, doğru söyledik. Bol şans.